Elvan Hanım için efendim alkışlar. Grubun en yüksek puanla gün şampiyonu olan ismi 9600 puan kazanmıştı. İki tane harf almıştı. Hatta rakipleri arasında sırf onu görmeye gelenler var. Doğruysa eğer. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Hanife Hanım'ı biraz mutsuz ayırdık. Yok, gayet güzel yarıştı bence. Kendisi ama çok mutlu değil. Hafta finalleri biraz daha zorlu geçecek. %100 çünkü rekabet daha güçlü oluyor. Duydunuz mu Hanife Hanım'ı? O yüzden Hanife Hanım'ı buradan ben... Teşekkür ederim. Ayrıca alkışlıyoruz. Geçen sefer 9100 almıştı. Şimdi 9000 alınca böyle bir anda burun bükmeler falan. Yok, çok güzel yarıştı. Şimdi o beğenmediği puanı bir geçiverin de değerini anlasın. Geçelim bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Yine başlamadan önce bir selam. Evet, selam vereceğim. Şöyle. Yine tüm sevdiklerime selam veriyorum. Bir de gün finalinde yarıştığım bütün arkadaşlarıma söz vermiştim. Onlara selam gönderiyorum. İşte yapılması gereken. Şimdiye kadar bunu yapan kimse çıkmadı vallahi. Ciddi söylüyorum. Elvan Hanım'a bir alkış. İlk sorunuz çok kolay. İlk soru tertemiz 400 puan kazandıracak. Laf kalabalığı yapılmış bir tek. Görelim. Miladi takvime göre Ocak ayının 1'inde başlayıp Aralık ayının 31'inde sona eren dönem? Sene. Tertemiz 400. İşte yarışmaya başlamadan önce çizgi romanlarla ilgili, özellikle Çelik Bilek'le evet. ilgili yaptığım Çelik konuşma... Çelik Bilek'i bilmiyorum. Şundan dolayıydı. Orada çok geçerdi bu kelime de, o yüzden. Hmm. İngiliz askerlerine derlerdi ki, halk ağzında giysi anlamında kullanılan İtalyanca kökenli bir sözcük. Rob falan yok. Ha gayret, ha gayret. Kırmızı giysililer. Kırmızı... Ne olabilir acaba? Oldukça eski bir kelime, oldukça zor bir kelime. İtalyanca olacak. İtalyanca kökenli. O söylediğiniz var ya, onunla aynı kökten geliyor. Roba kelimesiyle aynı kökten geliyor. Bilemedim, ben bir harf alayım. Aldık bir harf. Belki de karşınıza hiç çıkmadı. Urba. Urba çıkmış. Ve 700 yaptı kasayı. Ben Urba'yı İtalyanca bilmiyordum ama. İtalyancaymış efendim. Ben bayağı hani Türk, Anadolu'da falan kullanılır diye biliyordum. Aslında dediğiniz doğru. Anadolu'da kullanılıyor. Yani hani daha böyle ne diyeyim, kırsal kokan bir. Ama hiç İtalyanca diye onu düşünmedim işte. Köke baktığınız evet. zaman ta İtalyanca'dan evet. gelmeymiş. Ne bileyim, kasket de öyledir ama kasket, küçük miğfer demektir. Hani kas, kafa demek. Hı hı. Küçük oradan, miğfer evet. anlamına geliyor ama bizde daha çok sanki kendimizin uydurduğu kelimeymiş gibi gelir. Neyse, uçtu gitti. Uçtu gitti. Kafanızı takmayın. Buyurun yenisi. Kıyafet üzerine giyilen bir çeşit koruyucu. Bakın bu önlük, öz Türkçe. Nedir? Önlük. Önlüktür.